Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrik. Bugünkü dersimizde bir farklı servis çeşidi olan bağış servisinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken hep daha önce gördüğümüz started ve intent servislerle farkını ortaya koyarak ilerleyeceğim. Bu dersimiz biraz teorik olacak ve videonun sonlarına doğru da servis sınıfımızı biraz kodlamaya başlayacağız. Asıl önemli parça aslında bu videonun ikinci bölümünde olacak. Öncelikli olarak teorik bilgilerimizi verelim. Daha önce işlediğimiz started servis ve intent serviste neydi? Application component dediğimiz Android 4 ana komponentten oluşuyordu hatırlarsanız. Bunlar activity'ler, content provider'lar, servisler ve broadcast receiver'lar. Bu komponentler start servis metodunu kullanarak oluşturduğumuz bir servisi başlatabiliyordu. Şimdi started servisin intent'ten farkı neydi? Started servis main thread'de çalışan ve bunu eğer siz durdurmazsanız arka tarafta Android onu kapatana kadar çalışan bir servis türüydü. Intent servis ise bundan biraz daha farklıydı. Uzun sürecek olan işlemleri ele alan, kendi içinde bununla ilgili bir yapı bulunduran yapıydı. Yani intent servis main thread üzerinde değil, farklı bir worker thread dediğimiz farklı bir thread üzerinde çalışıyordu. Eğer diyor bunu çağıran komponent, yani buradaki 4 üyeden biri yok olduğunda, destroy edildiğinde started servis çalışmaya devam ediyordu. Ne zamana kadar? Stop servis veya stop self komutları verilene kadar. Intent servisin bundan farkı neydi? Ona verilen işlem, görev bittiğinde otomatik olarak kendini kapatıyordu. Şimdi bağış servis bu konuların neresinde? Bağış serviste öncelikli olarak bu 4 ana komponentten broadcast receiver bu işlemi yapamıyor. Kelime olarak bakarsanız byte ne demek? Bağlanmak demek. Yani bu uygulama komponentleri sizin servisinize bağlanıyor. Peki bağlanması ne demek? Ne zaman ki sizin bu komponentlerin yok olduğunda bağış servisiniz de kayboluyor arkadaşlar. Arka tarafta böyle uzun süreli çalışmaya devam edemiyor. Ve ne demiştik? Servisler geriye veri göndermek için kullanılacak sınıflar değillerdi. Yani siz buradan buraya bir iş paslarsınız. Bu burada yapılır. Geriye herhangi bir veri gönderilmez. Ha, biz bunun da küçük işte şeylerle, ne diyeyim, trick diyeceğim, Türkçesi gelmedi aklıma, oyunlarla biz bu işlemi aslında yapabiliyoruz. Ne yapmıştık? Result receiver veya broadcast receiver kullanarak buradaki servislerden onu çağıran komponente veri gönderebilmiştik. Ama bağım serviste otomatik olarak bu yapı zaten var. İki taraflı olarak bir iletişim, etkileşim halinde arkadaşlar. Ondan sonra bu da yine aynı şekilde main thread üzerinde çalışıyor. Bu yüzden bunun üzerinde uzun sürecek olan işlemleri yapmamamız gerekiyor. Özellikle 5 saniye ve sonrasında siz main thread'i, yani kullanıcının layout'unuzda, arayüzünüzde etkileşim olduğu thread'i kilitlerseniz application not responding hatası alırsınız ve uygulamanız crash olur. Bu da onu kullanan kullanıcının o uygulamayı silmesine kadar gider. Eğer sizin uzun sürecek işlemleriniz varsa burada daha önce öğrendiğimiz asyntax sınıfını kullanabilirsiniz veya bir thread kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Android dünyasında bu bounce service client service server olarak bilinir. Burada servisimizi çağıran komponent. Komponent deyince aklınıza genelde activity gelsin şu an için. Mesela bir activity'den bir servis başlattığınızda buradaki bu activity client olur. Sizin servisinizde server olur ve bunlar birbiriyle sürekli olarak iletişim halindedirler. Ne dedik? Herhangi bir uygulama komponenti bu servise bağlanabilir broadcast receiver dışında ve ona bağlı olan herhangi bir komponent kalmadığında arkadaşlar ne yapıyor? Bizim servisimiz kendini yok ediyor. Daha önce öğrendiğimiz started ve intent servislerde hatırlarsanız genelde onBind metodunu biz return null deyip geriye null değer döndürüyorduk. Burada işte bizim bounce servisimizin farkı ortaya çıkacak. Burada artık null döndürmeyeceğiz de bir tane iBinder interface nesnesini döndüreceğiz. Bu sayede biz, zaten adından da anlaşılacağı gibi binder bağlayıcı demek.
Biz bu sayede onu çağıran komponentle o servisi birbirine bağlamış olacağız. Bunu yapmak için yani bu onBind metodu ne zaman aktif oluyor? Bind servis komutu çağrıldığında metodu çağrıldığında oluyor. Yine aynı şekilde onBind servis metoduyla da bu aradaki bağlantıyı koparabiliyoruz. Çok daha fazla bilgiyi vereceğim sizlere, özellikle uygulamayı yaparken. Şu an için bunları bilmemiz gerekli. Bir de orada bind servis dediğimizde kullanacağımız bazı flag'ler var. Flag'lerin ne olduğunu artık anlamışsınızdır. Integer değer taşıyan sabitlerdir ve her biri farklı bir göreve tekabül ediyor. Biz bunu kullanacağız. Şu an için bunu anlatayım. Diğerlerini anlatarak kafayı karıştırmayalım. Otomatik olarak servisi ona bağlı olan bir komponent varsa oluşturur. Ne demek istediğimi anlatacağım. Şu an için bind out'a create diye bir flag olduğunu bilmeniz yeterli. Yine son olarak şöyle bir karşılaştırma yapalım ve kodlamaya geçelim. Diyor ki started service ve intent service bir uzun belki diyor uzun sürecek bir işlem de olsa onu yapmaya yöneliktir. Bound service ise for long standing connection dediğimiz, yani şurayı iyi anlamak lazım. Burası uzun sürecek bir işlemse burası uzun süreli. Yani sizin kullanıcının arayüzde sürekli olarak hani bakışması mesela uzun süreli bir işlemdir. Ama mesela 15 saniye boyunca sürecek bir işlem ise uzun sürecek bir işlemdir. Bu farkı anlamak lazım. Biz buradaki servisleri start servisle başlatıyoruz. Buradaki bind servisi de bind servis ile bağlıyoruz. Şimdi burada kavram kargaşasına yol açmak istemiyorum. Aslında bind serviste bir servis türü. Burada bir farklı bir anlatım olmuş. Onun dediğim gibi örnekte çok daha iyi anlayacaksınız. Temel farkları bilmemiz şu an için yeterli. Bu servislerde onBind return null iken burada bir iBinder dönüyor dedik. Ve onu çağıran komponent destroy olsa bile bunlar ne yapıyordu? Arka tarafta çalışmaya devam ediyordu. Yalnız bundaki fark bound olması. Yani onu çağıran komponente bağlı olduğu için ne zaman ki o ölüyor, bizim servisimiz de ölüyor arkadaşlar. Ve sonra demiş ki genellikle biz on start ve on stop metotlarında servisi bind ve unbind etme işlemini yaparız. Bu sayede o activity kullanıcıya gözükürken bizim servisimiz çalışır. Bildiğiniz gibi bunlar activity lifecycle'ın metotları ve bu metotlar on start çalıştığında ne oluyordu? Benim artık aktivitim kullanıcıya görünür olmaya başlıyordu. Ben burada servisimi bağlarım. Eğer diyor siz aktivitiniz görünmese, yani kullanıcı orada farklı bir aktiviteye geçti ama arka tarafta servisiniz çalışsın istiyorsanız, hala ona bağımlı olsun istiyorsanız, bu sefer de bind servisi on create'de çalıştırın. Unbind'ı da on destroy'da çalıştırın. Yani o aktivite yok olana kadar o servis arka tarafta çalışmaya devam etsin diyor. Az biraz kafamızda canlandıysa hemen kodumuza geçelim. Hatta kodumuza geçmeden önce bir de size developer.android.com'daki bu bound servisi bir okumak, elimden geldiğince de anlatmak istiyorum. Şimdi ilk cümlede ne diyor? Bir bound servis bir client servis interface'indeki server'dır diyor. Zaten bunu söylemiştik. Sizin servisiniz serversa onu çağıran komponent mesela bir activity ne oluyordu? Client oluyordu. O diyor activity gibi komponentlerin bir servise bağlanmasını sağlar. İşte requestler gönderir, cevapları alır ve perform inter-process communication dediği ki bu konu daha sonra işleyeceğiz. Şu an için bu konuya girmek istemiyorum. Ama basit olarak şu demek. Bizim yaptığımız işlemler sürekli olarak aynı application yani aynı prosesin üstündeki işlemler. Ama burada inter process communication olunca iki farklı uygulamanın birbiriyle konuşması demek oluyor. Biz şu an için bunu görmeyeceğiz. Bir bound servis genellikle diyor onu çağıran komponent yani yaşadıkça çalışır ve background'da yani arka planda sürekli olarak sonsuza kadar çalışmaz. Bu böyle. Biraz da şurayı okuyalım. Bir bound servis servis sınıfından oluşuyormuş
ve diğer uygulamaların ona bağlanmasını ve onunla beraber etkileşim halinde olmasını sağlıyormuş. Bunu söyledik. Bir servisi binding yapmak için onBind callback metodunu implemente etmeniz lazım diyor. Bu metodun bir iBinder nesnesi dönmesi lazım ki bu da neyi tanımlıyormuş arkadaşlar? İşte client'ın yani onu çağıran komponentlerin serviste etkileşim halinde olmasını sağlayan bir interface'miş diyor. Şu an için daha devam etsem bilmiyorum sıkıcı olur mu? Bir servis, bir client, can bind the service by, yani bir client dediği burada ne yine bizim activity'miz diyelim. Bir servise bind servis metodunu çağırarak bağlanabilir. Bu yapıldığında diyor bir service connection sınıfının implementasyonu olur ki bu da o serviste o komponentin bağlı olup olmadığını belirten sınıftır. Bunun işlemesini yapacağız. Ve bu bağlandığında on service connected çağrılır. Bir de on service disconnected diye bir metodumuz var ki bu da genellikle nedir? Bağlantının olmadığı zamanlar tetiklenen sınıf. Onun dışında start serviste başlatıyoruz falan filan. Evet, az biraz kafamızda canlandıysa şimdi geçelim Android Studio'ya. Günün sonunda yapacağımız örnekte şöyle bir arayüzümüz olacak. Ben her bir olayı butonlara böldüm. Normalde bunları butonlara koymadan işte 10 crate'lere 10 startlara koyarak yapabilirdim ama olayı anlamamız adına. Şimdi ben buradaki butona bastığımda benim arka taraftaki servisim çalışacak. Bu servis her bir saniyede bir sayı üreten ve sürekli olarak çalışan bir servis olacak. Stop'a bastığımda tabii ki bu servisi durduruyorum. Bind ve unbind metotlarına butonlarına tıkladığımda ise benim aktivitemin bu servislere bağlanmasını ve bu bağı koparma işlemlerini yapıyorum. Ve bunların arasındaki ilişkileri hangi metotların ne sırayla çalıştığını göreceğiz. En sonunda bunlar böyle çalışırken bu butona tıkladığımda da o anki sayıyı ekrana bir toast mesajıyla göstereceğim. Şimdi gelelim kodlamaya. Bir tane MyBound Service diye bir sınıf yarattım. Bunu tabii ki de manifest dosyasına belirtmeyi unutmuyoruz. Daha sonra burada bir tag'im var ve burada kullanacağım metotları böyle log komutlarıyla buraya belirttim. Bunu daha önce yaptık. Bunun şu an için bound serviste hiçbir alakası yok. Gördüğünüz gibi diğer örneklerde olduğu gibi ay şuradaki onBind metodum null değer dönüyor. Buradaki onCreate servis oluşturulduğunda destroy servis yok edildiğinde çalışıyordu ve servisimde yapacağım işlemler nerede yapılıyordu arkadaşlar? OnStart command metodunun içinde yapılıyordu. Daha sonra main activity'de de bunları ele alacak butonların click olaylarını ele alacak metotları yazdım. Şimdi önce isterseniz start my bound service diyor ya servisimizi başlatalım. Servisi başlatırken ne yapıyorduk? Bir intent nesnesi oluşturuyorduk. Daha sonra buraya context olarak bu sınıfı gösteriyorum. Class olarak da my bound service.class diyerek bu sınıfı gösteriyorum. Daha sonra da ne yapmam lazım arkadaşlar? Start service diyerek bu servisi başlatıyorum. Şu an için bir started servisten hiçbir farkı yok benim için. Aynı şekilde şu kodları hatta şunu alıyorum. Stop my bound service butonuna tıklanıldığında intentimi oluşturdum. Burada da basit olarak ne yapıyorum? Servisi durdurma intentini yolluyorum. Buraya kadar bildiğimiz, daha önce gördüğümüz şeyler. Şu an için hemen bir uygulamayı başlatalım ve Logcat'i kontrol edelim. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Uygulama açıldı. Start service dedim. Gördüğünüz gibi öncelikle create oldu ve daha sonra onStart command'ın içine girdi. Burada işte servisimin yapacağı kodları benden bekliyor. Stop service dediğimde de destroy metodu çalıştı. Bu ana kadar bir sıkıntı yok. Şimdi ben ne dedim? Bu onStart command'ın içinde ben bir kod yazacağım. Bu kod her saniyede bir bana bir random sayı üretecek ve bu sayıyı sürekli olarak arka planda üretmeye devam edecek. Bunu nasıl yaparız? Şuraya geleyim. Buraya bir tane private
bir metot oluşturalım. Bu metot bizim rastgele sayılarımızı üreten metot olsun. Geriye herhangi bir dönüş olmasın. Çünkü ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Loket'te ekrana basacağım. Hani bir integer değer almama gerek yok. Ne diyelim buna? Sayı üret diye bir metot olsun bu. Sayı üret dedikten sonra öncelikli olarak ne yapmam lazım? Bir tane şurada dışarıya bir tane private integer sayı diye bir değişken tanımlayayım. Ve bu sayıyı burada oluşturalım. Nasıl oluşturuyoruz? Java'daki new random sınıfıyla. Random. Evet. Dedikten sonra nokta next int diyorum. Ve bunun içine kaça kadar bu sayıları üretilmesini istiyorsam onu yazıyorum. Şu an için 100'e kadar üreteceğini söyledim. Ve bu sayede ne olacak? Benim sayı üret metodum çalıştığında bu sayının içinde 100'e, 0'dan 100'e kadar herhangi bir sayı olacak. Daha sonra bunu da alalım. Log.i ile ekrana basalım. Tag'im tag olsun. Daha sonra da bunu ne diyelim? Hatta şeyle beraber basalım. Thread adıyla beraber basalım. Önce sayı yazsın. Sayı 2 nokta desin. Sayı. Artı diyelim. Boşluk bırakalım. Thread adı. O da boşluk diyelim. Thread nokta current thread nokta get name diyerek bunu burada bir çalıştıralım. Tabii bunu çalıştırdığımız zaman ne olacak? Sadece bir kere çalışıp bir sayı üretip duracak. Ben ne istiyordum? Sürekli olarak hatta bir saniye arayla sayı üretmesini istiyorum. Öbür türlü bunu okumak biraz zor olacak. Şimdi geliyorum buraya. Bir tane private kontrol etmek için boolean tipinde bir sayı üreticisi açık mı diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişken açık olduğu sürece benim buradaki bir tane while loop yapacağım buraya. Sayı üreticisi açık mı? Bu true olduğu sürece benim buradaki sayı üretme işlemim gerçekleşecek. Umarım anlaşılmıştır. Peki ben bu şeyi siz söyleyin. Sayı üreticisi açık mı? Şurada tanımladım ama içine true ya da false atmadım. Bunu nerede tanımlayacağım? OnStart command'ın içinde. Geliyorum buraya diyorum ki sayı üreticisi açık mı eşittir true. Daha sonra da buraya gelip sayı üreticisi sayı üret metodunu burada çağıracağım. Şu an için bir kontrol edelim bakalım neler oldu. Şimdi ben burada start servis komutuna butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi sayılar main thread üzerinde çat 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 üretiliyor. Gördüğünüz gibi diğer butonları da tıklayamıyorum. Neden? Çünkü ben main thread üzerine uzun hatta sonsuza kadar sürecek bir işlem yaptım ve ne oldu? Benim emülatörüm şu an patladı. Hatta bunu nasıl durduracağız şu an için başlatıldığında görürüz. Neyse. Burayı anlamışızdır. Şimdi diyorum ya ben buradaki bu sürekli oluyor. Ben bunun bir saniyede bir olması için ilgili thread'i bir saniye boyunca uyutayım. Bunu yaptığımda try catch isteyecek benden. Alt enter dedim ve bu ifadeyi try catch'lerle surround etti. Ve bu kodları alıyorum. Şuraya try kısmına yapıştırıyorum. Bundan sonra yine sayı üretmeye devam edecek. Yalnız her ürettiği sayı sayıdan bir sonra bir saniye bekleyecek. Şimdi şunu bir daha bir açalım. Evet, durdu. Bu durdu mu? Bu da durdu. Şimdi bir daha bunu bir tekrar başlatalım. Şu
Şurayı da açalım. Ben burada start servise başladığımda ne olmasını istiyorum? 1 saniye arayla sayı üretilmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi sayılar burada üretiliyor. Bir daha crash olmadan şunu hemen durdurayım. 1 saniye arayla benim sayılarım üretiliyor. Şimdi ne dedik biz? Hep main thread'i böyle meşgul etmeye gelmez. Yoksa gördüğünüz gibi diğer butonları tıklayamadığım gibi uygulamam kapanıyor. Daha önce biz async task kullandık. Bugün farklı, biraz daha kolay. Hani bu derste böyle çok işte geriye yönelik bir veri falan da almayacağımız için direkt olarak yeni bir thread yaratarak bu sorunu çözebiliriz. Şimdi benim işlemlerimi yapan metot burada ki çok uzun süren bir işlem bu. Buraya geliyorum. New thread diyorum. Daha sonra bu benden yeni bir runnable bekliyor. Bunu yaptıktan sonra şuraya gidip nokta start deyip bu thread'i başlatıyorum. Bu direkt olarak yani şu işlemi yaptığınız zaman şurada size bir run metodu veriyor. Bu run metodu sayesinde siz uzun sürecek işlemlerinizi farklı bir thread üzerinde yapabilirsiniz. Ben eğer bunu böyle kullanırsam buradaki bu sayı üret metodu run metodu sayesinde farklı bir worker thread üzerinde çalışacağı için main thread'i kitlemeyecektir ve benim uygulamam crash olmayacaktır arkadaşlar. Hemen bir testimiz yapalım. Gördüğünüz gibi daha önce main thread adı main iken şimdi bakalım ne olacak. Servisi başlat dedim. Bu sefer thread'in adını thread4 diye bir isim vermiş buna ve arka planda çalışıyor ve ben buradaki diğer butonları da gördüğünüz gibi tıklıyorum ve uygulamam crash olmuyor. Yani bu sonsuza kadar çalışsa da bir sıkıntı olmaz. Ve stop servis dediğimde de ilgili servisim durması lazım. Burada bir şey oldu. Siz söyleyin. Emülatör sapıttı yoksa normalde duruyor. Bir daha bir bakalım. Start servis dedim. Stop servis dedim. Allah Allah. Durmamasının sebebi ne peki? Şuradaki sayı üreticisi açık mıyı ben onDestroy metodunda ne yapmam lazım? Sayı üreticisi açık mıyı false yapmam lazım ki o döngü orada bitsin. Bir daha bir test edelim. Start servis dedim. Sayılarım üretilmeye başladı. Stop servis dediğimde gördüğünüz gibi durdu. Evet. Yani servisim şu an için dediğim gibi herhangi bir bound servis olayı yapmadık. Normal bir servis yaptım. Sürekli olarak sayı üreten ve bu gördüğünüz gibi arka planda farklı bir thread üzerinde çalışıyor. Main thread'imi de meşgul etmeden. Şimdi gelelim bound servisi anlatmaya. Bir servisin bound olması için ne dedik? Buraya bir iBinder nesnesi dönmesi lazım. Nedir bu iBinder? Bir interface'tir arkadaşlar ve şuraları da okursanız biraz karışık gerçi ama şöyle söyleyelim. İşte bizim bu content şey komponentimizi servise bağlamayı sağlayacak yapı. Şimdi diyorum ki ben bir sınıf oluştursam ve bu sınıf iBinder'dan türetilse ben buraya o sınıfın nesnesini yazabilir miyim? Bence yazarım. Buraya geliyorum. Bir inner class oluşturuyorum. Class'ımın adını şey olsun. My local binder. Şimdi tamam diyorsunuz binder anladık da bu lokal nereden geldi? Ne dedik? Hani biraz anlattım teorik bilgi verirken. Lokal demek aynı uygulamanın içinde yani aynı prosesin içinde ki bir komponent bir servise bağlanıyorsa o lokal olacak. Yok eğer iki farklı uygulama birbiriyle şey bir uygulamadaki aktivite diğer uygulamadaki servise bağlanıyorsa bu remote olarak adlandıracağız bunu daha sonra. O yüzden ben buna lokal dedim. Sınıfımın adını böyle yazıyorum. Daha sonra extend deyip bunu mesela iBinder'dan türetelim. Bu bir sınıf. Hata veriyor. Çünkü buradaki iBinder bir sınıf değil ki ben bunu extend dediğim. Bu bir interface. O zaman da şunu diyorum. Şu iBinder'ı implement etmiş bir sınıf olsa ve ben bu local binder'ı ondan
extend etsem mesela binder diye. Çünkü üzerine gelirseniz görüyorsunuz ki implements ibinder diyor. Bu da şu demek: ibinder binder'ın anası, binder da benim mylocal binder'ımın anası ya da babası diyebilirsiniz artık. O size kalmış. Şimdi ben bu sınıfı burada oluşturduktan sonra, şu an için içine bir şey yazmadım ama, şuraya gelip private diyorum. Hani bunu dışarıdan bir erişim olmayacağı için private belirliyorum. Ve daha sonra bundan bir nesne üretsem ne olur? Şöyle ki private my local binder, my local binder eşittir new my local binder diye. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ve aslında burada oluşturduğum bu nesne my local binder tipinde bile olsa aslında ayrıca nedir arkadaşlar? Şuradaki ibinder tipindedir. Nasıl anlarız? Gelip buraya yazarsam bir hata almayacağım. Ama daha düzgün bir gösterim olması adına ben diyorum ki burada oluşturacağım bu nesne ibinder tipinde olsun. Çünkü bu benden ibinder istiyordu. My local binder'ı buraya vereceğim. Daha sonra da benim sınıfımdan bir nesne üretmiş olacağım. Yani bunun private işte string name eşittir new string'den hiçbir farkı yok. Bu da bir sınıf. Burada oluşturduğum bu my local binder da bir sınıf. Umarım orası anlaşılmıştır. Evet. Bunu yaptıktan sonra bir şey daha var. Onu da yapıp bu dersi bitireceğim. Ben buradaki komponentimden yani aktivitimden servise bağlanırken buradaki servis sınıfının kendisine ihtiyacım olacak. Yani burada bir metot olsa ve ben o metodu çağırdığımda keşke buradaki servisi elde edebilsem. Bunun için bir metot yazalım. Metodum geriye myBoundService dönecek. Ve getService diyelim buna. Metot olduğu için böyle yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hata veriyor. Neden? Çünkü bu bir metot. Hatta bunu public yapalım. Public myBound, evet. Return olarak benden bir değer bekliyor. Ve myBoundService tipinde diyorum ki myBoundService.this. Şimdi bura nereden çıktı diyebilirsiniz. Size diyorum ki bana bir metot yazın. Integer tipinde değer dönsün. Integer, hatta şöyle yazarsın değil mi? Public integer hesapla diye bir metot. Ve bu geriye integer bir değer dönsün diyorsanız return deyip integer bir değer yazarsınız değil mi? Şuraya yazarsınız mesela integer i eşittir 0 ve bu i'yi burada döndürürsünüz ya. Şurada yaptığım işlemin şu işlemden hiçbir farkı yok. Ben diyorum ki bu servisi bana verecek bir metot olsun. Return bu sınıfın kendisini döndüm. Peki bu integer mı değil? Bunun türü ne? MyBoundService. O yüzden ben buradaki metodun başına bu kelimeyi yazmak zorundayım. Burayı umarım anlamışsınızdır. Biraz Java bilgisi veya nesne yönelik programlama bilgisi gerektiriyor. Bunu yaptıktan sonra ve buraya dönüş tipi olarak burada oluşturduğun sınıftaki nesneyi verdiğiniz zaman artık sizin servisiniz BoundService'e dönüşmek için gerekli altyapıya sahiptir diyebiliriz. Bir sonraki derste main activity'mizi konuşacağız. Görüşmek üzere.